İlginç bilgiler edindiğimiz Anlatıyorum'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Peter Wohlleben'in yazdığı Ağaçların Gizli Yaşamı kitabını sizler için referans alarak sizlere ağaçlarla ilgili bilinmeyen gerçekleri anlatacağız. Ağaçların arkadaş olabildiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Arkadaş ağaçlar birbirlerinin ışığını kesmemek için birbirlerine doğru sağlam yani kalın dallarını uzatmazlar. Yalnızca arkadaş olmadıkları ağaçların yönüne sağlam dallarını uzatırlar. Ve arkadaş olan ağaçların kökleri birbirlerine o kadar bağlıdır ki birlikte yaşar ve birlikte ölürler. Bu semptomları yalnızca doğal ormanlarda gözlemleyebilirsiniz. Bunun nedeni insan eliyle dikilmiş fidanların köklerinin hasar görmesinden kaynaklı. Ağaçların dili kokudur. Gelin 40 yıl kadar önce Afrika savanında gözlemlenen duruma bakalım. Zürafalar şemsiye yapraklı akasya ağaçlarıyla besleniyordu. Haliyle akasya ağacı bu durumdan pek hoşnut değildi. O sırada koparılıp yenilmekte olan akasya ağacı aynı türden komşu ağaçlara kriz durumu yaşadığını haber vermek için bir gaz salgıladı. Önceden uyarılan ağaçlar da kendilerini hazırlamak üzere yapraklarına toksin pompalamaya başladı. Mesajı alan zürafalar da olan bitenden habersiz ağaçların bulunduğu daha uzak alanlara gittiler. Gelelim başka bir ilginç bilgiye. Böcek türleri söz konusu olduğunda ağaçlar hangi düşmanla karşı karşıya olduğunu bilir. Peki bunu nasıl anlıyor? Her böcek türünün salyası farklıdır ve ağaç o salyaya ait olduğu böcekle eşleştirebilir. Hatta bu eşleştirmeden sonra ağaç belirli yırtıcıları çağıracak feromonlar salgılar. O faydalı yırtıcılar da ağaçları rahatsız eden böcekleri yiyerek ağaçlara yardımcı olur. Mesela kara ağaçlar ve çanlar yapraklarını yiyen tırtıllardan kurtulmak için ürettikleri uyarıcı kokuyla yaban arılarını çağırabiliyor. Ağaçlarda hasta olduklarında tıpkı bizim gibi savunma becerileri düşüyor. Bu da onları böceklerin saldırısına daha açık bir hale getiriyor. Ağaçların ses çıkarmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tahıl fideleri üzerinde yapılan bir deneyde 220 Hz frekansında çıtırdayan kök sesleri tespit edildi. Ama olay şu ki deneyde yer almayan fide kökleri çıkan çıtırtı sesini algılıyor ve kök uçlarını sese doğru çeviriyor. Ama insan eliyle dikilen ormanlarda sessizlik hakim. Denilene göre onlar iletişim becerilerini kaybetmişler, yani sağır ve dilsizler. Haşere ilaçlarının modern tarımda bu kadar kullanılmasının nedeni de bu yüzdenmiş. Ağaçlarla böcekler arasındaki iletişim sadece savunma amaçlı değil. Toz alma karşılığında ödül olarak şeker bakımından zengin, tatlı nektar kazanıyor. Ayrıca çiçekler sadece bizi memnun etmek için güzel kokmuyor. Meyve ağaçları bunu ilgi çekmek için yapıyor. Nedeni ise etraftan geçen arıları karınlarını doyurmaya davet etmek. Çiçeklerin biçim ve renkleri de birer işaret. Onlar yemeğe giden yolu gösteren reklam tabelaları gibidir. Gelelim bir diğer şaşırtıcı bilgiye. Küçük ağaçlar çabuk büyümek ister fakat anneleri buna izin vermez. Hızlı büyümesinler diye yavrularını devasa taçlarıyla gölgelerler. Hatta yetişkin ağaçlar taçlarını birleştiriyor ve orman zemininin üstüne çok kalın bir örtü oluşturuyor. Bu örtüde güneş ışığının yalnızca %3'ü yere ulaşıyor. Nedeni ise yavru hızlı büyürse esnek olur ve böylelikle fırtınalarda kolayca kopabilir. Ağaçlar mantarlar sayesinde iletişim kuruyorlar. Böylelikle yerin altında bir şebeke oluşturup bilgi ve gıda alışverişi yapabiliyorlar. Tek bir mantar asırlar içinde kilometrelerce alana yayılıp koca koca ormanları birbirlerine bağlayabilir. Mantarlar bir ağaçtan diğerine sinyaller göndererek ağaçların böcekler, kuraklık ve diğer tehlikeler hakkında haberleşmesini de sağlar. Bilim dünyası ormanları saran bu şebekeye orman internet ağı demeye başladı. Ağaçlarda topluluk ruhu her ne pahasına olursa olsun devam ettirilmeli. Eğer her ağaç kendisiyle ilgilenseydi pek çoğu ileri yaşını göremezdi. Gelelim bir diğer bilgiye. Ağaçların yaşı tıpkı bizde olduğu gibi dış görünüşünden anlaşılabilir. Eğer çok fazla kırışıklığı varsa yaşlıdır. Tabii bu çeşitli deri rahatsızlıklarından dolayı da ortaya çıkabilir. Eğer pürüzsüz bir kabuğu varsa genç olduğu kanaatine varabilirsiniz. Ve ağaçların dibindeki yosun büyümesine bakın. Yosun ağacın gövdesine ne kadar yakınsa ağaç o kadar yaşlıdır demektir. Ormanda rekabet de var. Bir büyük ağaç öldüğünde genç ağaçların nihayet dedikleri neredeyse işitilir. Gençler ilerleyen senelerde parçalanan kalıntıların yanından hızla yukarı doğru uzanarak hedefledikleri güneş ışığına ulaşırlar. Aslında ağaçlarla ne kadar da ortak noktamız varmış, değil mi? Evet, umarım bu videoyu izledikten sonra ağaçlara olan bakış açınız birazcık daha değişmiştir. Yeni bölümlerde farklı konularda görüşmek üzere, hoşça kalın.